Herkese selamlar. Final Fantasy 15'in 4. bölümündeyiz değil mi? 4. bölümüne hoş geldiniz. En son kaldığımız yer tam olarak burasıydı. Yolun ortasında kalmıştık. Ama bu sefer arabayla. Sol tarafa park edebilir misin? Ana görev de buradaymış zaten. Devam edelim. Tamam. Nasıl oluyor ya? Sola geçsem. Niye sola geçmiyor bu araba? Oğlum manyak mısın? Ters ters mi fark edecek acaba? Ha tamam, buradan gidiyor. Ben de diyorum oradan niye girmiyorsun? Ne fark ediyor? Peki bu kadarlık yeter bugün. Peki daha fazla ilerlemek için bence bana bıraksan sürüşü daha iyi olur dedim. Tamam bırakalım. Ignis'ti değil mi adam? Ignis delikanlı. Bırakalım bak. Hadi bakalım. Tamam. Arabanda kapıları çok fena sık. Delikanlı gibi açılıyor yani. Hoşuma gitti. Tamam güzel. O ne acaba? You came all the way out here to deliver the goods. Well, thank you kindly. We'll take it. Peki var, teslimat için mi geldiniz? Bu kadar yolu tamam delikanlı. Diyor ki teşekkür ederim delikanlı. Biz de diyoruz ki yani dayı görevimiz köpecik. Ambra. Diyor bize malzemeler mi getirdin? Köpecik. Diyor ki nasıl? Diyor her defasında nasıl bizi buluyorsun ya? Efsane burnu varmış. Knows knows derler ya. Burun bilir. Ha, küçük çiçek. Bakalım. Güzel yeni görünüyor. Ay ne kadar tatlı da. Ha bir köpek bizim, bir köpek onun mu? Gittiğin zaman şu defteri kendi elinde götür. İyilik istiyorsan. Diyor ki bir şeyler yazmanı istiyorum deftere ve geri yollamanı istiyorum. Tamam. Yani o kadar önemliyse yazalım bakalım ne olacak. Elimize mi yapış? Eline mi yapışın noktası? Yok yapışmazmış. Tamam. Bence olur. Bu kadar yıldan sonra seni görmeye geliyorum. Soldaki diyor ki Crown şehrini terk et. Sağdaki de diyor ki anladım. Garip. Yani bunun ikisi çok saçma gözüküyordu. Ben de o kadar yıldan sonra seni görmeye geleceğim aşkım. Kore dizisi edasıyla girişimizi yaptık. Delikanlı gibi. Normalde pek Kore dizisi romantik dizilerinde pek başrol erkek delikanlı gibi gözükmez ama tam bizim bu noktası gibi. Aynen böyle görünüyorlar. Olsun. Delikanlı diyelim. Delikanlı diyelim, delikanlı olsun. Sakal bıyık da bırakacak belli. Dayı ileride oyun ilkinde işaretlerini verdi böyle görünmeyecek. Meldacio'ya bir şey götüreceğiz abi. Yes sir. The headhunter ought to be around here somewhere. Mind making one more delivery? Peki bir teslimat daha yapabilir misin? Nok ne diyorsun? Mahalleye gelmişken diyor. Halledelim. Edelim anasını. Edelim. Zaten postacı güvercin olduk biz zaten. Ne olacak? Manuel yok mu ya? Aman oto olsun tamam. Nereye götürüyoruz bunu? Ana göre burası değil. Buraya mı götür? Nereye götüreceğiz? Ana göre bir yerine götürmeyeceğiz değil mi herhalde? Ana göre bir yerine götüreceğiz. Bu adam kurtardı ki. Tamam. Kafa karıştırıyor bunun haritası ya. Evet ana göre. Tamam. Oğlum karma karışık bir hale aldınız ya. Ne yapacağım? Tamam, ona göre işte. Seçme gerizekalı. Tamam kapat kapıyı kapat. Ayı kapıyı kırar sandım ama kırmadı. Oh. Rakı da çaldı o. Oh. Hey gidi.
sürü bak yani vuruyorlar Agnes diye vuruyorlar. Diyor ki bizim prensesimizin Mine konuşması varmış yeni olacak düğünüyle. Diyor ki ülkem için, geleceğim için yapmam gereken bir şeyler diyor Noctis'le evlenmek. Bu zorlama bir evlilik mi, zorlama değil mi anlamadım. Biz bu sarışın fıstıktan hoşlanıyor muyuz, hoşlanmıyor muyuz pek anlamadım. Noctis pek hevesli gözükmüyordu, görünmüyordu yola çıkarken ama herhalde akreplerden çekindi kızdan değil ya. Yani. Bilemeyeceğim. Noct, koçum. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Diyor ki basit formaliteler. Ne formalite? Formalite bir evlilik mi olacak? Ne hayat? Ne oluyoruz lan? Ne işe bulaştın Noctis sen? Kim seni zorluyor? Babam mı zorluyorsun? Baban da çok pamuk birine benziyordu. Baban zorlamıyordu seni. Anne nerede? Koçum. Ne işi? Gökyüzü de güzelmiş. Yalan ya. Arkalara bakın. Arkada ne var ya? Bir takip ediyor falan sandım. Ne takip zaten. Yolun ortasındayız ya. Oh. Diyor ki denizi gördüm. Aa ben de gördüm. Çok iyi ya. Diyor ki bir dalışa giderdik. Diyor ki. Diyor ki arkasında bir dağ mı var dedi. Hayır bir ada var. Diyor ki masaj yaptırırız falan. Diyor ki çok ünlüdür. Evet lezzetlidir buranın balıkları. Balıklılık balık demeyeyim de deniz ürünleri değil. Deniz mahsulleri. İgnis ağzının tadını bilir aşçımızdır delikanlıdır. Hadi park. Hadi şuraya parke. Diyor ki daha çok para ve zaman şey gibi kaybı gibi. Koş koş. Binemiyor muyuz başkalarının arabasına ya? Hadi depar depar. Ana. Ana burası değil mi ya? Tamam burada... Bu neydi acaba aldığımız pek anlamadım. Ah ah kısıtlamalar ah oyun kısıtlamaları. Biraz özgür bıraksan denize atlasam. Şuralardan atlasam. Sphinx Dogs'a ne güzel parkur hareketleri falan. Sphinx Dogs'a bu arada... Tavsiye ettiğim oyunlardandır. Çok efsane oyundur. Çok bayılmıştım, bayıla bayıla oynamıştım. Bilmiyorum artık zevkler ve renkler tartışılmaz ama pek oyunu sevmeyen bir kitle görmedim yani. Ya ortalama güzellikte bulurlar ya güzel ya çok iyi bulurlar. Bazı oyunlar vardır ya berbat derler ya çok güzel derler. Mesela ben Dishonored 2'yi oynayamıyorum. Çok seven olan. Ben oynayamıyorum. Şahsen gizlilik oyunlarını sevmiyorum. Metal Gear Solid ve The Phantom Pain diye dahil buna. Mesela ben gizlilik sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Zorluyor gizliliği. Ama Uncharted 4 mesela gizlilikle gidebilirsin. Aksiyon macera gibi de alabilirsin ama gizlilikle yakalanınca daha fazla düşman çoğalmıyor. Başın belaya girmiyor o kadar. Aynı sayıda düşman. Ama Dishonored'de o kadar çok düşman var ki ya da Metal Gear'da düşman destek kuvvet çağırıyor. Çok canımı sıkıyor. Diyor ki sabırsız bir hasta mıyım dedi. Ayı koruyor bizi ha? Arkamız koruyor. Diyor ki giriş izniniz gibidir. Biz kim bize nerenin girişine diyor. Diyor ki sonuçları olmayan adam. Adam bayağı üşüdük bir herifti galiba. Ayı senin yüzünden oluyor. Karın kaslarını herkese gösteriyorsun. Akılları başlarına gitsin. Adamın o tipi neydi ya? Biz böyle giyinmemiz gerekmiyor muydu ya? Ben prensim. Benim ne bir şafşaflı elbiselerim yok. Giysilerim delikanlı gibi gezmiyorum ben.
use the freshest fish in every dish. Her türlü balık ürünleri varmış. Thank you for your patronage. Gidelim ya. Burada vakit harcamaz. Din istediği para ve zaman kaybı. Abi yapma. Her yere tıkıştırıyor bizi. Şimdi o tarafa gitsem. Neyse gidelim. Ana. Burada merdivenler aşağı iniyorsan. Oğlum ne saçma bir bina tasarımınız var ya. Ama şükür. Bir atlayamıyorum ya. Burada. Ana. O neydi? Çok enteresan. Bir sikke buldum. Bir çeşit sikke. Ah ah. Bu yol bulma olayları. Bayağı da... Ana siz niye dönüyorsunuz? Gerizekalılar ya. Ne? Kapalıymış gerçekten ya. İnanamıyorum. Gemi yok. Çok güzel. Gelecek defa o zaman kadın değil. Turist kadın. Diyor ki kraliyet kapatmış portu. Bu Dino herifi diyor ki galiba... Diyor ki... Galiba Noctum babası kapatmış burayı. Bizim yolumuza engel mi koyuyor lan bunu babası? Neyse. Ne istiyormuş bu adam bizden ya? Hadi dinleyelim bakalım ne diyorsun. Ne istiyorsun? Diyor ki haritana bakayım. Yol mu gösterecekmiş, yardım mı edecekmiş, neymiş? Yeni bir harita verdi yani. Diyor ki, diyor ki sadece bana vahşi elmaslar bul birkaç tane, ben sana yolunu gösteririm, haritada işaretledim nereye gitmen gerektiğini. Tamam gideriz, ne olacak, korkmuyoruz ya. Ama şimdi bu adama ben elmas mı bulacağım? Hiç sanmıyorum. Yoldaki bir adam elmas bulacağım. Sana gideceğin yeri söyleyeyim. Hadi lan. Not like we made much effort to keep it secret. Even if we had, the press always finds a way. Diyor ki numaranı bulmuş. Diyor ki magazinler her türlü bizi bulur. Magazinde mi var sizde? Basın varmış burada. Bizim yerimizi koymuş. Müthiş bir dünya lan bu. Akrepler filan. Buraya kadar bu insanlar nasıl gelmişti benim için? Biz yolda çift boynuzlu kebapçı canavarı gördük. Çöp şiş yapacaktı bizi. Bana hak edecek. Bu kadar insan bu kadar yolu nasıl kolayca geliyor? Mesela Witcher'da herkes tehlike değil. Tehlikede olduğunu hisseder de burası fazla lüks. Temizlesinler de oturalım. Diyor ki tek başına mı geldin buraya kadar? Ay canlı ya. Aç olmalısın. Diyor ki tam düşündüğüm gibi. Bir dakika bekle. Sana bir şeyler bulacağım. Diyor ki birazcık kedi yiyeceği olmalıyız. Diyor ki birazcık satılabiliriz. O da diyor ki hayır birazcık balık tutabiliriz. Olur tutalım. Balık çok güzeldir. Benim o gittiğim o şu iskele var ya oradaki. Orada olacak. Oradan balık tutacağız. Ay minnacık. Tamam hadi gidelim. Koş koş tepar. Hadi ama çabuk yürüdüm. Gencecik çocuksun. Kaç yaşındasın belli değil. Ama şu ayıdan biraz bodybuilding, fitness'tir. Böyle eğitimler bu kadar küçük olmaman gerekiyor bu dünyada. Geralt of Rivia'ya baksana. Koç gibi. Her şey sıkıntı. Ana biraz daha derin. Yani daha uzaktaki bir iskele. Burada iskele olduğunu bile farkında. Koş bakayım.
Bakalım nasıl balık tutuyoruz. Umarım zor değil. Hadi. Nereden çıktıysa o olta. Seçmeyeceğim. Tamam, atıyoruz. Tamam ama. Tamam, çekeceğim. Tamam. Şu gerilim müziği sesine bak. Birazcık balık tutuluyor. Sanki balina avlıyor. Moby Dick mi? Sakin ya. Bu gerilim müziğine ne gerek var? Çal bakayım tekrar Kore romantik dizimizi. Ama yok tabi. Ne dinleyecek beni o? Tamam. Geldi galiba. Niye gelmiyorsunuz ya? Oo. İşimiz var seninle. Balıklara bak, gördüm ama hani. Peki öğretmiyor galiba bu oyun. Ben mi yanlış yapıyorum ya? Ama bakın, minnacık bir balığım, gelin beni iyi diyorum ama. Oo. At bakayım, tamam. Tamam, anladım. Tamam. Tamam, hafiften bak falan be. Aha, tamam, yakaladık, tamam. Tamam, sağa çekeceğim. Tamam. Sola geliyorsa sağ çekeceğim. Sağa gidiyorsa sola çekeceğim galiba. Aha. İş biraz derin oldu. İşin rengi değişti, bir dakika. Tamam. Sola çek. Sağa çek. Gel babanın kucağına ya. Derya kuzusundan. Hadi. Bizim balık aç ya. Bizim balık aç mı dedim. Bizim kedi aç ya. Balığa ihtiyacı var. Birazcık balık çok iyi olur. Hadi yakaladın. Yakalayacağım. Hadi bir sağ bir sol. Tamam, gelimizi güzelmiş, devamı güzelmiş ama. Aferin sana. Bu defa ki mükemmel oldu. Güzel bölümdü, bence enteresan. Pek aksiyon yoktu ama balıkçılık vardı. Bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, yeni videolardan haber almak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda bildirim size gelsin. İstiyorsanız da zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.